Takvimler 17 Ocak 2024'ü gösteriyordu. Kemer Ağzı Mahallesi'nin sahilinde bir ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından ceset kimlik tespiti ve otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Balık tutarken cesedi gören Deniz Güneş, gazetecilere denize oltasını attıktan sonra yanında bir şey fark ettiğini söyledi. Yerdekini ilk başta kütük sandığını anlatan Güneş Biraz daha yaklaşınca ceset olduğunu fark ettim. Koşarak babamın yanına gittim ve "Baba, burada ceset var ama tam emin değilim. Kütük de olabilir, cansız manken de olabilir." dedim. Sonra babamla yakından bakınca ceset olduğunu anladık ve polislere haber verdik dedi. Antalya kıyılarına vuran cesetlerle ilgili olay yerinde gelen polisler, bulguların incelenmesi ve cesetlerin kimlik tespiti için çeşitli adımlar attı. İlk olarak bulunan cesetler Otopsi ve kimlik tespiti amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Ayrıca Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri kırmızı alarm durumuna geçerek Serik, Manavgat ve Alanya sahillerini kapsayan geniş bir alanda arama faaliyetlerine hız verdi. Polis ekipleri bulunan cesetlerin ve olay yerinin detaylı bir şekilde incelenmesine yönelik çalışmalar yapmış, aynı zamanda çevredeki güvenlik kameralarını ve tanıkları sorgulayarak olayın aydınlanmasına yönelik ipuçları aramışlardı. Bu süreçte cesetlerin nereden geldiği ve nasıl öldükleriyle ilgili çeşitli senaryolar üzerinde durulmuş Yapılan ön incelemelerde cesetlerin muhtemelen bir göçmen teknesinin batması sonucu kıyıya vurduğu tespit edilmişti. Olayla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarına göre cesetlerin kıyafetlerinin üretim yerinin Suriye olduğu belirtilmiş ve bu kişilerin Lübnan ile Suriye arasındaki sahil bölgesinden yaklaşık 90 kişiyi taşıyan bir tekneyle Avrupa'ya gitmeye çalışırken yaşanan bir facianın kurbanları olabileceklerini değerlendirdi. Bu durum halk arasında göçmenlerin geldikleri yerden getirdikleri zihniyetin tehlikeli olduğu hissini bir kez daha coşturdu. Polis ve diğer kolluk kuvvetleri olayın tam olarak aydınlatılması ve cesetlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürdü ve bazı sonuçlara ulaştılar. İçişleri Bakanı Ali Yerli Yerlikaya'nın açıklamasına göre Antalya ve Muğla sahillerine vuran 9 cansız bedenden birinin bir süre önce kaybolan Merve Şevval Elmas'a ait olduğunu değerlendirdi. Diğer cesetlerin kıyafetlerinin üretim yerinin Suriye olduğu tespit edildi ve bu kişilerin Lübnan ile Suriye arasında yaklaşık 90 kişiyi taşıyan ve daha sonra kaybolan bir tekne ile ilişkisi olabileceği düşünülüyor. Muğla'da bulunan bir cesedin de 6 Ocak'ta kaybolan bir mülteci olabileceği değerlendiriliyor. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor ve kolluk kuvvetleri bu süreçte Cumhuriyet savcılıklarıyla koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Çocuklarınızı gözünüz kapalı saldığınız sokaklar o kadar güvenli mi? Yolda yürürken karşılaştığınız belki de defalarca yüzüne baktığınız insanlar ne potansiyel taşıyor? Belki birisi ya da birileri sizi bir süredir izliyor. Bu olayların başınıza gelmesi olasılığı çok düşük. Ama bu insanlar için de olasılıklar aynen böyleydi. Merve Şevval Elmas, Antalya Üniversitesi Gastronomi Bölümü 1. sınıf öğrencisiydi ve 18 yaşındaydı. 4 Ocak'ta kaybolmuş ve daha sonra sahil kenarında cansız bedeni bulunmuştur. Buradan merhumenin ailesine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Merve Şevval Elmas'ın cesedinin ona ait olduğu DNA testleri sonucunda kesinlik kazanmıştır yetkililer tarafından yapılan detaylı incelemeler ve ailesinin verdiği DNA örneklerinde bulunan cesedin Merve'ye ait olduğu doğruluk kazanmış oldu. Merve Şevval Elmas'ın ölümüyle mülteci gemisinin batması arasında doğrudan bir bağlantı belirlenememiştir. Merve'nin kaybolması ve sonrasında bulunması Antalya sahilinde vuran mültecilere ait cesetlerin bulunmasıyla aynı döneme rast gelmiş olabilir. Ancak her iki olay arasında spesifik bir ilişki hakkında resmi bir açıklama yapılmamıştır. Merve'nin durumu bireysel bir trajedi olarak ele alınırken sahile vuran cesetler bölgedeki göçmen sorununa işaret etmektedir. Olayın failleri veya Merve Şevval Elmas'ın ölümüne yol açan kişilerle ilgili kesin bir bilgi mevcut değil. Aynı şekilde Merve'nin ölümüyle Antalya sahiline vuran mülteci teknesi arasında doğrudan bir bağlantı olup olmadığına dair herhangi bir bilgi de bulunmamaktadır. Yetkililerin soruşturması devam ediyor ve bu soruların yanıtları ancak kapsamlı bir araştırma ve adli süreç sonucunda netlik kazanabilir. Bu tür ciddi suçlamalar ve varsayımlar için kesin kanıtlar ve yetkili makamların açıklamaları gerekir. Gerçek şu ki, başlarına neyin geldiğini sadece kendileri gördüler. Bu tür olaylarda kurban yakınları hassas olduğu için olayları daha da derinleştirmek, kişilerin ailelerine herhangi bir saygısızlık yapmamak için videonun devamında şahıslardan ziyade olaylardan konuşacağız. Bu olaylar aslında güvenli olarak bildiğimiz dünyanın aslında ne kadar güvenilmez olduğunu gözler önüne seriyor. Sokaklarımız, şehirlerimiz binlerce tehlike içeriyor. Bu olaylar ilk defa bugün yaşanmadı ve bu sonuncusu da değil. Terör belki de kapı komşumuzdan bile gelebilir. Bu bilgiler dikkate alınmadan zihniyeti kirli milyonlarca insanı dışarıdan ithal etmeye devam ediyoruz. İnsanlara, özellikle de yabancı insanlara güvenirken iki defa düşünün. Çocuklarınızı mümkün mertebe yalnız bırakmayın. Bir seyahat sırasında düzenli olarak ailenizi bilgilendirin. Bu olaylar hakkındaki yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Fikirleriniz bu kanalın geleceğini inşa ediyor. Kendinize iyi bakın. Ben Jö